Merhaba sevgili Feyküzler, Pokemon Ruby Destiny Reign of Legends'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu ondan bahsetmeden önce şöyle birkaç konuya değinmek istiyorum. Oturun, karşıma oturun ve beni dinleyin. Şimdi, bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Bu videoda yine formumdayım, tam gaz. Ruby Destiny'yi atmaya devam ediyorum. İlk olarak, bazen yani video çekmek zor iş. İnsanların önüne bir şey sunmak zor iş. Çünkü bazen böyle alakasız tipler geliyor ve ben her yoruma cevap vermeye çalışan bir insanım. Yani kanal ne kadar büyürse fark etmez. Yani ben geç de olsa bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunu biliyorsunuz. Yani bunu bir ego olarak söylemiyorum. Yani kendimi zirveye çıkarmak için söylemiyorum. Ama bu benim sevdiğim bir şey. Yani amacım sizlerle, benimle aynı zevkleri olan insanlarla etkileşime geçmek, onlardan yardım almak, muhabbet etmek, sohbet etmek. Ama bazen yani artık ne diyeyim, çocuk mu diyeyim yoksa fazla zeka kasmamış olan insanlar mı diyeyim? Bunlar kanala geliyor. Geçen, şu an demin bir yorum okudum. Senin bilgisayarın GTA 3 bile kaldırmaz. Bu ne? Senin bilgisayarına dıt. Yani beynini kullanmadan önce ağzını kullanarak yorum yapmaya çalışıyor ve yani ailesi büyük ihtimalle eline telefon vermiş küçücük bir çocuk ve geliyor küfür ediyor. Yani bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bunlara da cevap veriyorum. Yani belki bir gün düzelirler diye. Mesela kanalda Ada Palamutçu vardı. Sonradan ben çocukla falan konuştum. Çocuk düzeldi aslında. Yani bu gençleri birilerinin yol göstermesi gerekiyor. Ama o kadar YouTube çöplüğünde o kadar kalitesiz videolar izleyerek bu çocuklardan mala bağlıyor illaki. Yani saçma saçma insanları örnek alıyorlar. Ben örnek alınmak için videolar çekmiyorum. Ben sizin bir arkadaşınızım, sizin bir abinizim. Arada öğütler veririm. Uygularsınız veya uygulamazsınız. Ben burada asker de toplamıyorum. İşte şuraya saldırın, şu kanala saldırıyoruz falan da demiyorum. Güzel, sohbet içerikli, kaliteli bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Ve bunu başardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yani ben sadece videoda oturup sohbet ediyorum. Yani çok da eğlenceli olduğumu kabul edemem. Ama güzel bir ortam oluştu. Bu ortamı korumak istiyorum. Bu ortamı bozmamak istiyorum. Yani benimle aynı zevkleri olan insanları topladım. İşte Kingdom Hearts'tan kaliteli insanlar geldi. Dark Souls'tan kaliteli insanlar geliyor. Yani çeşitli serilerden kaliteli insanlar geliyor. Ve bir çatı altında toplanıyoruz. Çok büyük olmama gerek yok. Çok büyük bir kanal olmama gerek yok. Güzel bir ortam oluşturma hedefiyle yola çıktım. Ve bu konuda da başarıya ulaştığımı düşünüyorum. Şu an tek yapmam gereken bu çizgiyi devam ettirebilmek. Daha da fazlasını istemiyorum arkadaşlar. Yani ben şunu da istemiyorum. Yani benim şeyim olmayın. İşte benim fanboyum olmayın. İşte bu böyledir, bu böyledir. Yani benim hatamı gördüğünüz zaman da yorumlara yazın. Ben öyle bir adam değilim çünkü. Onun dışında başlayalım abi. Geçen bölümde neler olmuştu? Geçen bölümde Havan Enstitüsü'ne varmıştık. Yolda Charmeleon'um Charizard olmuştu. Havan Enstitüsü'nde Lumineus senaryisiyle kapışmıştık. Ve bir tane cast form almıştık. Onları yenmiştik. Bakalım bu bölümde neler olacak, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca geçen bölümde bir Sneasel falan yakalamıştım. Neyse, Pokemon'larıma bakmak istiyorum. Bu arada bu seriyi takip edenlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Lütfen diğer serilerin altına yazmayın. Ya elbet ben Pokemon Ruby Destiny'nin yeni bölümünü koyacağım. Of, çok uzun bir başlangıç konuşması yaptım yine. Ben yine Pokemon Ruby Destiny'nin yeni bölümünü koyacağım ama işte Dark Souls videolarının, Naruto videolarının altına şey yapmayın. İşte Pokemon Ruby Destiny nerede falan filan. Yani videoyla yani Ruby Destiny'nin bir önceki bölümünü yazabilirsiniz. Ama Dark Souls'un altına yazdığınız zaman konu bütünlüğü dağılıyor. Yani sizden ricam budur. Retozo Odası henüz medeniyetleşmemiş diyor bu NPC. Herhangi bir kasabaya varmak senin için zaman alacak diyor. Biz Retezo Odası'ndaydık değil mi? Yani uzun zaman oldu. Burada birkaç tane beri var. Bunları hemen topluyorum arkadaşlar. Bu arada kanalın konseptini değiştireceğim. İlerleyen sürede ben buna karar kıldım. Altılık sistemle ilerliyorduk. Mükemmeldi. Zaten geçen videoda da bahsetmiştim. Ama bazı videolarda şunu falan söylüyorum. İşte Naruto diyorum ki Naruto bitince bir strateji oyununa başlayacağım. Aslında başlamamaya karar verdim. Bunun üstünden gidemiyor muyuz? Kötü oldu. Herhangi bir yeni oyuna başlamayacağım. Yani o Naruto yerine mesela Ruby Destiny'yi koyacağım. Yavaş yavaş serileri azaltacağım. Ve kanalda maksimum 2 ya da 3 seri olacak arkadaşlar. Yani evet,
Mesela bu Robbie Destiny'yi sevenler var ama haftada bir veya iki haftada bir bunu görmek sizleri sıkıyor büyük ihtimalle. Yani sevdiğiniz serileri zar zor görüyorsunuz. Ben de böyle bir yol izlemeye karar verdim. Yani belki de hatalı davranıyorumdur altılı seriyi yapmakla. Neyse artık oyuna odaklanacağım. Benimle konuştun. O zaman benimle savaşmak istiyorsun. Sörf yaparken yakaladığım Pokemon'ları kullanacağım diyor. Bakalım sörf yaparken neleri yakalamış hep birlikte görelim arkadaşlar. Diğer yandan da oyuna devam edelim. Çok konuştum kusura bakmayın lütfen. Remoraid çıkartıyor. Git Pyro. Keşke Pokemon Y'deki Pyro'm olsaydı da Solar Beam yapsaydım. Kız kaçıranı çıkartıyorum hemen. Pokemon değiştiriyorum. Güçlü bir su saldırısı olabilir Remoraid'in. Hiçbir Pokemon'umu riske atmak istemiyorum. Buz saldırısı yaptı. Garip bir şekilde Aurora Beam yaptı arkadaşlar. Bu atağımızı mı ne bir kademe düşürebiliyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Spark yapıyorum. Bakalım Remoraid'i tekleyeceğiz. Kız kaçıranın takıma katıldığı iyi oldu. Yani hiçbir elektrot kasacağımı düşünmezdim. Yanlış hatırlamıyorsam Pokemon Emerald serisinde de elektrot kasıyordum. Elektrotlar iş görüyor. Mantik, su ve uçan türü bir Pokemon. O yüzden elektrikten çarpı 4 yiyecek arkadaşlar. Mantik'in de işini bitiriyorum. Tamam. Ve şu sıralar kanalın batsız serisi Dark Souls. En az izlenen seri o. Yani evet bizim kanalımız genelde işte RPG tarzı oyunlarda. Yani böyle çok grafik istemeyen daha çok nasıl anlatabilirim. Yani Pokemon tarzında oyunlar seviliyor. Yani Mother 3 olsun, Undertale olsun, işte Pokemon olsun, Digimon olsun öyle bir kanal gibi gözüküyor. Ya, ama ben... ölmeden önce oynamak istediğim oyunlar var ve kişisel olarak oyun oynamak için de fazla zamanım olmuyor. Yani pek zamanı olan bir insan değilim. Ve Dark Souls'u da kanalda çekmek istedim. Ben seçtim o seriyi. Ama buna rağmen sevilmedi. Yani altına işte bu nasıl oyun falan yazanlar var. Böyle bir oyun abi. Dark Souls güzel bir oyun yani. Ben kanalımızda bir seri vardır. Ben buna... Yok konuşamadım. Ben bu oyunu geçerim arkadaş. Yani oyuna ona hitap eden bir oyun. Aslında hikayesi de çok derin. Ama sevilmiyor yani bu tarz seriler. Punisher da sevilmemişti ama yani yine onu izleyen insanlar var. O yüzden yarıda bırakacak da değilim. Şurada bir polis var. Luminous Senaris'in buralarda olduğunu duydum. Ve bu yüzden ama buna rağmen onlara rastlamadım. Ayrıca Hava Enstitüsü'nde bir çocuğun Luminous Senaris'i durdurduğunu duydum. Onları şeytani planlarını engellediklerini duydum diyor. Çok şey duymuşsun ne ara yayıldı. Burada bir sürü Wingull var. Origin başlangıç mağarası denilen bir mağara duydum. İnsanlar şuna inanıyorlar. Şöyle bir söylenti var. Orada Pokemon'ların ruhları canlanıyormuş. Bu gerçekten olabilir mi? Tamam. Origin mağarasını da duyduk. Yaprak yolundan ilerliyorum arkadaşlar. Çimlerde bazı eğitmenler var. Onlarla da savaşalım. Hyper Potion bulduk. Güzel. Artık bu bölümde bir kasabaya varalım ya. Hocam savaşacak mısın? Biz mimik topluluğuyuz. Sen ne yaparsan kopyalayacağız diyor. Bakalım. Ditto mu? Gligar. Mimik saldırısı olan bir Gligar mı? Flamethrower at. Çarpı 1 zaten. Quick atak yapıyor. Neyi kopyaladın abi? Evet. Gligar güzel bir Pokemon. Eviolite verildiği zaman bayağı bir tank oluyor. Gligar'ı yaktım bu arada. Yanarak ölecek. Evet. Yanarak öldü. Gligar'ın işini bitirdik arkadaşlar. Pyro 38 level olacak şimdi. Güzel. Ne diyor? Oh kaybettim. Parasını da aldık. Neyi kopyaladın abi? Senin amacın ne? Varoluş amacın ne? Hop'u başa koyuyorum arkadaşlar. Tarkanan yerine Weevil alabilirim veya böcek tür Pokemon olabilirim aslında. Buradan bir Stantler çıktı. Hemen kaçıyorum. Hiç savaşmaya bile gerek yok. Oo burası bayağı kalabalıkmış. Oo sonunda beni yakaladın. Veya benden kaçınmaya mı çalışıyordun diyor. Bayağı bir etmenle savaşacağız gibi bu çimlerde arkadaşlar. Bunlarla bir savaşalım. Böcek yakalayıcısı. Pineco çıkardı arkadaşlar. Kendisi defansif bir Pokemon. Yanlış hatırlamıyorsam animede Brawl'un da Pineco'su vardı. Tabi ben Orange Island'dan sonrasını izlemedim animede. O kadar katlanamadım animeye. Çünkü hep aynı şeyler tekrarlandığı için beni sıktı biraz. Karşımızda Ariados var. Yani hem böcek hem zehir. Bizde hem psikik ve uçanız iki türden de ona karşı üstünüz. Aerial Ace yapıyorum. Tek atabiliyor muyum? Evet Ariados'un da işini bitirdik arkadaşlar.
İlerlemeye devam edelim. Böcek yakalayıcısını yendik. Bu harika bir maçtı diyor. Karşıma bir standları daha çıktı. Intimidate'le hatamı düşürüyor. Eğer sen ileriye adım atarsan biz de ileriye adım atarız. Eğer sen sağa dönersen biz de sağa döneriz. Evet, mimik grubu yine bizimle münakaşaya girdi. Karşımıza Shackle çıkardı arkadaşlar. Kaya türü bir saldırı kullanırsa bizim için sıkıntı olabilir. Surf yapıyorum. Çarpı 2 vursun diye. İyi ki Oppa surf öğretmişim. Canın yarısını aldım. Shackle defansif bir Pokemon tabii ki. Encore yaptı. Sürekli surf kullanmak zorunda kalacağım. Benim için mahsur yok hocam. Fight. Surf. Otomatikman surf yaptım. Ve Shackle'ın işini böylece bitirdim. Bakalım sıradaki Pokemon'u ne? Aa, bizi kopyalamıyor ki yani. Neyin kafası? Yanma. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni yansa da. Ben Aerial Ice yapacaktım. Detek yaptı. Saldırımızı engelliyor. Evet, surf'ü vuramadık arkadaşlar. Evet, speed boost'u var. Her tur hızı artıyor. Abi kaç kere üst üste detek yapmayı planlıyorsun ya? Encore'un etkisi bitmedi mi daha? Hızı 2 kademe arttı. Sıkıntı büyük hocam. Double team yaptı. Görülmezliğini arttırıyor bir de. Hay Allah'ım ya. Bizden hızlı şu an. Umarım surf vurur. Vurduk da. Tek at bitir, hiç uğraştırma. Evet, Yanma'nın işini böylece bitirdik. Yeteri kadar sıkıntı yarattı zaten. Karşımıza çıkacak diğer Pokemon Pinsir arkadaşlar. Böcek, sadece böcek türü Pokemon. Böcek ve uçan diyecektim. Mega Pinsir aklıma geldi. Encore'umuz bitti. O zaman Aerial Ice'la Pinsir'in işini bitirelim. Çok az bir canı kaldı. Sismik Toss yaptı. Level'ı kadar vuracak. 28 canımız gidecek. 70 canımız kalıyor. Fego ile Matematik Dersleri bölüm 1. Aerial Ice yapıyorum ve Pinsir'in işini böylece bitiriyorum arkadaşlar. Pinsir çıksa takımda kullanmak isterim mesela. Evet, böcek manyağını böylece yendik. Ama sen kazanıyorsun, biz kaybediyoruz dedi. Komik olmuş. Şimdi o yol var, bir de çimlik alan var. Çimlik alan bir yere çıkıyor mu abi? Lan bisikletli insanlar falan var. Sneasel. Sneasel'ım var zaten, teşekkür ederim. Mimik topluluğu mimik seven insanlar tarafından yaratıldı. Biz karşılaştığımız zaman aniden savaşırız diyor. Yanma çıkardı. Aerial Ice yapıyorum. Ondan hızlıyım. Büyük ihtimalle çarpı 2 vurduğum için içini bitireceğim. Yanma'nın defansı o kadar fazla değil çünkü. Evet, Yanma'nın işini bitirdim arkadaşlar. Hop, 38 level oluyor. Ya bazı arkadaşlar level kas falan demişler. İşte bayağı zorlanacaksın demişler. Bilmiyorum. Yani bunu bilmeyerekten oynamak istiyorum. O zaman bir anlamı kalmıyor çünkü oyunun, spoiler oluyor. Evet. Intimidate'le ataklarımızı bir kademe düşürdük. Daha mimikçi var mı? Benim kim olduğumu bilmiyorsun, öyle değil mi? Ama ben de seni bilmiyorum. Hadi savaşalım. Çok mantıklı. Pineco. Bite yapıyorum arkadaşlar. Tek attım. Pineco'nun işini bitirdim. Tarkan'ın 346 XP alıyor. Sıradaki Fortress. Oo, bu biraz zorlayacak. Fight. Swagrat abi. Evet, Fortress'ı confuse ettim arkadaşlar. Kendisine vursun. O sırada ben Howl, gerçi Howl atağımı arttırıyor. Bite'da special bir saldırı, sıkıntı. Umarım kendisine vurur. Umarım kendisine vurur. Kendisine vurdu. Güzel de vurdu. Ben Bite yapıyorum. Fortress'ın işini bitirmek biraz zor olacak. It's not very effective. Confusion'ı geçti. Ne kadar hızlı geçti ya. Rapid spin yaptı. Tuzaklardan kurtulmaya yarayan bir saldırı. 9 vurdu. Atağı çok yüksek olan bir Pokemon değil. Defansif bir Pokemon Fortress. Flinch oldu. Ben şeyi bilmiyordum yani bugüne kadar. Yeni bir şey öğrendim. Yavaş olan Pokemonlar flinch atamıyormuş. Doğru anladığım kadarıyla. Takedown yaptı ve kendi işini bitirdi. Ben her zaman her Pokemon flinch yapabiliyor zannediyordum. Yani bunu bilmemem beni şaşırttı açıkçası. Evet. Sen gerçekten güçlüymüşsün diyor. Sen de o kadar güçsüzmüşsün. Gel seninle de savaşalım mimikçi. Sonunda karşılaştık. Benim böcek Pokemon'larım sana eşlik edecek diyor. Spinarak var karşımızda. Bite yapıyorum Spinarak'ın işini bitirmek için. Umarım böcek türü saldırı yapmaz. Spinarak'ı tekledik arkadaşlar. 300 XP bundan aldık. Sıradaki Pokemon'u Ariados. Gelsin baba. Bite al.
Ya oynamak istediğim çok hack oyunu var ama dediğim gibi kanalda serileri azaltmaya yönelik hareketler yapacağım. Yakın zamanda yani bir seri bittiği zaman dediğim gibi devamı gelmeyecek. Donald Sideshirt çıkardı. Yani o yüzden yakın zamanda bundan sonra bir hack oyunu göremeyeceksiniz. Konsepti değiştirince size açıklayacağım zaten. Agility yaptı. Hızını 2 kademe arttırıyor arkadaşlar. Umarım X-Skizzer falan saldırısı yapmaz. Pursuit yaptı. Pursuit ne? Turşu gibi. Karanlık türü saldırı neden bunu yaptı bilmiyorum. Ben NPC'leri biraz daha zeki sanmıştım. False Swipe yaptı. Ne kadar kritik vursa bile canımızı birde bırakan bir saldırı. Tam Pokemon yakalama saldırısı aslında. Sideshirt'ın da işini bitirdik. Tarkanan 38 yıl oluyor. Güzel. Donald'ı da yendik. Keşke karşılaşmasaydık diyor. Hemen Pokemon'larımı değiştiriyorum. Başa kimi koyayım? Bu sefer Pyro'yu alayım. Teker teker bütün Pokemon'larımı aynı level'a getirerek kasmaya çalışıyorum. Bu yol bir yere çıkmıyormuş arkadaşlar. Mecburen çimlerden ineceğiz ve bisikletli çocuğun oraya gideceğiz. Pineko, kaç oğlum? İlerliyorum aşağı doğru, yardırıyorum. Evet, bisikletli çocuğun yanına vardık. Sanırım aşağıda bir savaş var. Hey! Bu uzun çimler bisikletlerin tekerlerini yoruyor. Yani buralarda bisiklet sürülebilecek bir yer yok. Bunu demek için mi var oldun? Evet, Yeşil Vadi'ye vardık arkadaşlar. Bu şehirde mi? Bu şehrin ilerisinde mi? Orijinal oyunda Pokemon Ruby, Sapphire ve Emerald'da Kejlonlar çıkıyordu. Pokemon'larımı hızlı bir şekilde iyileştirdim. Şimdi arkadaşlar ben Totodile'i kasacağım. Kaç level'a kasacağım? Yani ben biraz ara vereceğim. Bir sürelik. Ve Totodile'ı Feligatr olarak göreceksiniz. Ve takımın level'ını eşitlemeye çalışacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim. Çünkü Totodile takımda kullanmak istiyorum ve level'ının bu kadar düşük olmasını istemiyorum. O yüzden kısa bir aradan sonra veya uzun bir ara, çünkü 38'e kasmak zor olacak. 38 level'da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Feligatr'ı kastım. Şu an 39 level. Tabii ki tipik Feligatr olarak atağı 96, diğer statları biraz daha düşük. Tipik bir Feligatr olarak atağı 96, special atağı daha düşük. Defansı yüksek, special defansı idare eder. Hızı da 70'lerde. Scarface, Slash ve Water Gun ve Bite saldırıları var. Su saldırısı düzgün... Yani su saldırısı kullanamayacak adam akıllı. Çünkü bütün su saldırıları special oluyor. Karanlık saldırısı da special. Fiziksel olarak bir Feligatr yapmamız biraz zor olacak. Yani tam efektif bir Pokemon olmayabilir ama olsun. Neyse, şu an şehri dolaşalım. Diğer Pokemon'larımı da biraz kastım bu arada. Sen ne diyorsun? Yabani Pokemon'larla uğraşmak için başım bir sürü belaya girdi diyor. Daha sonra kendimi burada buldum diyor. Biraz dinlenmem lazım diyor. Sanırım bayağı kilo kaybettim. Tamam. Hey çocuk, dinle. Sen Pokédex üzerinde mi çalışıyorsun? Safari bölgesine git. Orası eğlenceli. Ben Tabulu kasabasına gitmem gerekiyordu ama benim Pokemon'larım yorulduğu için halen daha oraya gidemiyorum. Pokemon'larına iyi bakman lazım ve savaşlarda onların yenilmemesi lazım. Tamam. Sonsuza kadar Poké Center'da kalacak olman üzücü yani. Daha neyle uğraşacağız abi? Yeşil Vadi... Yeşil Vadi'deki insanlar doğayla birlikte yaşarlar. Burası küçük bir yerdir ve barışçıldır. Ben yoruldum. Buraya gelmek için bayağı bir çimenlerden gittim. Burada ne var? Pokemonlar ve insanlar doğaya hayatta kalmak için uyum sağlamışlardır. Yani biz doğayı kendimiz istediğimiz gibi şekillendiremeyiz tarzında bir şey söylüyor. Yeşil Vadi'deki evler harika. Pokemonlarla yaşamak isteyenler için birebir. Abi siz nerede yaşıyorsunuz? Yani amca paspasın üzerinde yatsa, teyze dolabın içine girse, Zigzagoon da teyzenin üzerinde mi yatacak? Nice mantık. Burada ne var? Burada da birkaç tane Psycho var. Git kuş Pokemon'u. What the fuck? Ben Wingull'uma benim için bir koşu yürüyüş yapmasını istedim. Ayak işlerini yaptırıyor. Pokemon'larla birlikte olmak insanları ve Pokemon'ları arkadaş yapıyor. Ve o da bizim dünyalarımızı birleştiriyor. Bu harika bir şey. Televizyon mu, bilgisayar mı? Annem bu programı sevebilirdi. Gitsem iyi olur. Çocuk duygulandı. Karakterimiz duygulandı.
Crash duygulandı. Diğer evlere de girelim. Önemli bir şey kaçırmak istemiyorum. Hey, işte bu benim baktığım Pokemon. Ben Pikachu istiyorum. Pikachu verirsen sana Skitty veririm. Hayır, ikisini de sevmiyorum. İkisinden de nefret ediyorum. Skitty'yi de o kadar sevmem. Diğerleriyle Pokemon takası yapmak. Sanki diğer insanlarla anını paylaşmak gibi. Anımı da paylaşmak istemiyorum lütfen. Sen ne diyorsun teyze? İnsanlar, Pokemonlar. Onların gizli güçleri doğal ortamlarda uyum sağlamaları için yapılmış. Bu yaşlı kadın senin içinde olan gücü uyandırsın. Bir elimde para tuttum. Söyle bakalım, hangi elimde? Sol mu sağ mı? Sağ. Oo doğru. Bir daha deneyelim. Hangi elimde? Sağ. Oo tekrardan doğru. Son kez deneyelim. Bu sefer sol. Oo harika. Senin gerçekten gizli gücün uyanmış. Bunu al ve Pokemon'larına bu gizli gücü öğret. Hidden Power veriyor TM olarak. Tamam. Şu an Hidden Power'ın ne olduğunu hesaplamak falan çok yorucu bir iş. O yüzden ona bulaşmıyorum. Bir de şuraya girelim. Hey senin sahip olduğun şey de ne? Oo bu Pokédex mi? Gerçekten harika. Tamam. Burası da gözlüklüler evi. Pokédex'lerden konuşmuşken ben bir şey hatırladım. Bir eğitmenle karşılaştım. Ash. Gizli taşlar ararken onunla karşılaştım. Oo adamım. Onun gerçekten harika bir Pikachu'su vardı yanında. O bana tanıdık gözüktü ama tam olarak da hatırlayamıyorum. Şunu hissediyorum ki o bir GM liderinden daha güçlü. Bakalım göreceğiz. Güçlü mü değil mi? Patates edeceğim onu. Çok iddialı konuştum. Kusura bakmayın. Burada bir mağara var arkadaşlar. Unown mağarası. Eyvah. Bir Unown'lar eksikti. Aman ya. Pokemart'tan da bir şeyler alalım. Bayağı da param birikti. Ultra Ball alalım. Birkaç tane. 20 tane Ultra Ball. Evet. Süper Pot. 20 tane. Param kalmayacak. Ve Reper. 20 tane. Evet, bayağı bir para döktüm Poké Center'lara. Tamam. Burada artık herhangi bir işim yok. Rare kendi Pokemon level'ını bir arttırır diyor. Süper Repel'den bahsediyor. Sen neden bahsediyorsun? Sen de mi boşsun? Dur lan. Kız flash oldu anasını satayım. Oğlum durur musun? Tamam. İtem stoklamak mantıklıdır falan filan diyor. Ya bu yeşil vadide yapılacak iş yok mu yani? Mağaraya mı girmek gerekiyor? Girelim abi. Dayı sen ne diyorsun? Bu şehirdeki evler ağaçlar üzerine yapılmıştır. Yaşam stilinden buradaki herkes mutlu ve sağlıklı. Ben bile 30 yaş genç hissediyorum. Dayı ölmüşsün gömmeyi unutmuşlar. Anasını satayım bu ne? Buradaki Pokemon'lar çok garip. Savaşmak ister misin? Sen daha garipsin. Mağaranın başına pusuya yatmışsın. Sudowoodo. Water Gun zamanı o zaman. Surf mü öğretsem ya Felligatr'a? Water Gun'la bir şeyler yapamayız. Neyse kritik vurduk da. Her zaman da işe yaramaz yani. Felligatr'cığım ya o kadar çok özlemişim ki Felligatr görmeyi. En son Pokemon Christmas'ta görmüştüm adam akıllı. Bir ara Pokemon Y'de gördüm ama tam olmadı. Gerçi Felligatr'ım dirildi ama ana takımda kullanmayacağım. Çantama bakayım. Bu bölüm biraz yavaş geçiyor farkındayım. Water Pulse. Öğret abi. Water Pulse. Gerçi Surf daha iyi ama Water Pulse'la da bir şeyler yapabilir sanki ya. Water Pulse öğrensin. Surf'ün ne bileyim silmek falan isterim. Bir şeyler isterim. Öğret gitsin. Evet. Tamam. Water Pulse öğrettim. Felligatr'a. Umarım Felligatr'ın başına bir şey gelmez. Mağarada ilerleyelim. Unown mağarasıymış. Küçük bir kız var. Unown çıktı. D harfi. Kesinlikle Unown toplamayacağım. Hemen çantamdan bir tane repel sıkıyorum. Unownlarla uğraşacak vaktim yok. Bu mağarayı dolaşmak çok zevkli. Farklı şekildeki Pokemon'lar görüyorum. Onlar harflere benziyor. Tamam. Genjutsu'ya düştüğümü söylemeyin. Strength'im var mı benim? Çantama bakıyorum. Strength var mı? Var. Evet bunu ittirmek gerekecek ve bir tane boş Pokemon'a ihtiyacım olacak. Strength'i bilen Pokemon'um yok. Gerçi Felligatr'ı öğretsem de bir anlam ifade etmeyecek. Mağaranın diğer taraflarına bakmak istiyorum.
İkizler var. Ben buradaki Pokemon'ların şeklini seviyorum diyor. Ve bizimle savaşıyorlar. Umbreon ve Espeon çıkartıyorlar arkadaşlar. İlk olarak Umbreon'un işini bitirmemiz lazım. Yoksa o Hop'un işini bitirecek. Şeye fokuslanıyoruz. Umbreon'a fokuslanıyoruz. Quick Attack yaptılar. Aerial Ace yaptım. Defansif bir Pokemon Umbreon. Water Pulse'dan da ne kadar canı gidecek bakalım. Evet, Umbreon'un işini bitiremedik. Sand Attack yapıyor. Feligatr'ın görüşünü bir kademe düşürüyor. Espeon da zaten Quick Attack yapmıştı. Yine zaten Umbreon'un işini bitirir ya Feligatr. Sen buna odaklan. Aerial Ace yaptım. Espeon'un canının büyük bir kısmını aldım. Water Pulse'u da Umbreon'un suratına yapıştırdım. Confuse oldu. Umarım kendisine vurur da beni uğraştırmaz ya. Kanser etmesin yani. Tekrardan Sand Attack yaptılar. Feligatr'ın görüşü düşmeye devam ediyor. Umbreon kendine vur. Pursuit yaptı. Hop'a vursaydı güzel vurabilirdi belki. Sen buna, sen de buna. Aerial Ace yaptım. Umbreon'un işini bitirdim arkadaşlar. Güzel. Feligatr 633, Hop 633 XP aldı. Feligatr Water Pulse yapıyor. Kör olmasına rağmen iyi vurabiliyor ve Espeon'un da işini bitirdik böylece. Feligatr XP aldı, Hop XP aldı ve ikizleri yendik. Biz kaybettik. Bize elimizden gelenin en iyisini yaptık diyor. Tamam. Ya bu mağarada bir sürü yere ayrılıyor ya. Nereye gideceğimi şaşırdım. Repel'in etkisi bitti. Bir tane daha kullan. Unown'larla hiç uğraşamam. Zaten Nuzlocke yaptığımız için karşımıza ilk çıkan Pokemon Unown'du. Buradan artık Pokemon yakalayamam. Neler kaçırdığımı görmek istemiyorum. Abi bu nasıl bir mağara? Çok yer var ya. Geride merdivenlerle çıkabileceğimiz bir yer var. Orayı aklımızda tutalım. Burası bir yere varmıyormuş. Daha sonra strength gerektiren bir yer var. İkiye ayrıldı. Şu an daha da ayrılmaya devam ediyor. Aşağı sol. Repel'in etkisi bir kez daha bitti. Bir tane daha kullanıyorum. İyi ki almışız. Yoksa bayağı bir Pokemon savaşı görmek zorunda kalacaktık. Bir şey oldu. Oha, yerden çocuk çıktı. Beni bulduğun için teşekkürler. Halen daha savaşabiliriz sanırım. Of abi, nerede Psycho var, beni buluyor. Yemin ediyorum, defol git ya. İki Pokemon'u var. Ninja çocuk, Koffing. Bu patlamasın abi. Ya ben işimi riske atmak istemiyorum. Feligatr'ı seviyorum. Erol'u çıkaracağım. O yüzden git Erol. Yani self destruct falan yapar, gerek yok. Sludge attı. Bizi zehirlemeye oynuyor. Zehirlenme. Zehirlenme sakın. Fight. Levitate'i var. Rock Throw yapmaktan başka seçeneğim yok. Bir ara Pokemon'ların ability'lerinin olmadığını düşünmüştüm. Çok Pokemon Stadyum 2 oynamaktan kaynaklanıyor. Feligatr XP aldı. Erol XP aldı. Sıradaki Pokemon'u Ariados. Madem Erol 40 level'a ulaşsın yavaş yavaş. Belki 40'ta Golem olur, seviniriz. Rock Throw'u suratına yapıştır. Güzel. Ariados'un da işini böylece bitirdik. 1000 XP'yi aldı. Ninja boyu yendik. Aa, adamım gerçekten rakiplerimi şaşırtmama rağmen kaybediyorum diyor çocuk. Ben de başımıza, karakterin başına önemli bir olay geldiğini sandım o ünlem işareti çıkınca. Bu tarafta ne var abi? Item var. Süper repel bulduk. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Yukarıdan devam edeceğim arkadaşlar. Bu mağara bayağı büyük bir yer gibi. Aslında gerideki yerleri temizleseydik de iyi olabilirdi. Benimle savaşmak istiyor musun diyor. Şemsiyemi burada kullanmam mantıksız diyor. Water Pulse yapıyorum ve Numel'in de işini bitiriyorum. Numel deyince aklıma Numan geliyor. Numan deyince de aklıma Numan abi geliyor. İlkokulda bir tane tostçumuz vardı. Mükemmel tost yapardı. Okuldan kaçıp hep tost yemeye giderdik. Yani okuldan kaçmıyorduk da okulun kapısı açıktı. Güzel bir tost yemeyeli uzun zaman oldu. Neden bunu anlatıyorum bilmiyorum. Neyse. Erol'u kasalım. 40 olsun yavaştan. Takım kadromuz belli oldu aslında ya. Yukarıda ne var? Yukarıda bir şey yok. Aşağı gidelim. Yaşlı bir adam gördüm. Bu yaşlı adam şüpheli. Neden burası bu kadar serin diyor. Çünkü bir mağara olduğu için olabilir mi? Meryl var karşımızda. Tabii ki de Erol'u riske atmayacağım. Git kız kaçıran. Water Gun yaptı. İyi ki de değiştirmişiz. Spark yapıyorum. Güvenli oynamaya çalışıyorum arkadaşlar.
Marilyn tekledik. Marilyn işi bitti. Erol 180 XP aldı. Kız kaçıran 180 XP aldı. Sıradaki Pokemon'u Hitmon topmuş. Karşısına Hop'u çıkartacağım. Fight. Aerial Ace yap işini bitir. Evet. Defansı yüksek. Tek atamadık bile. Triple kick yaptı. 3 kere küçük küçük vuracak. 1 vuruyor çünkü çeyrek yiyoruz. Tamam. Fight. Confusion yap işini bitir abi. Double kick, triple kick. Nasıl saldırılar var anasını satayım. Foursome kick. Tamam. XP'mizi aldık. Savaşımızı bitirdik. Burada bir şey yok. Şurada bir dayı var. Repel'in etkisi bitti. O zaman bir tane daha kullanalım. Bu bölüm buralarda bitecek herhalde. Dayı sen ne arıyorsun? Ben bu garip Pokemon'lar hakkında araştırma yapıyordum. Ama herhangi ilginç bir şey çıkmadı. Bravo. Gerçekten mi? Biz yolu uzatmışız. Anasını satayım ya. Yapacak bir şey yok. O merdivenlere de sonra çıkarız. Yeşil Vadi'nin diğer kısmı. Yüzük yolu. Neden bu şemsiyeyi taşıyorum? Eğer kazanırsam sana söyleyeceğim. Ya neden aslında sansür olur? Neden taşıyorsun? Ya ben söylemeyeyim. Siz tahmin ediyorsunuzdur zaten. Miltank. Miltank kanser ya. Fight of Whitney miydi? Whitney miydi? Onun GM liderinin Miltank'ı vardı. Kanserdi. Magnitude yapıyorum arkadaşlar. Stomp yaptı. Umarım flinch olmayız. Magnitude kaç şiddetinde? 7 şiddetinde. Al sen bunu tut. Şemsiyeyi tuttuğun gibi. Bakalım yüzük yolunda bir Pokemon yakalayabilecek miyiz? Miltank'ı geri çekti. Kimi çıkartıyor? Sunflora. Oo sıkıntı hocam. Yarım vuracak bitki Pokemon olduğu için. Sıkıntı. Pokemon değiştiriyorum hemen. Çıkaracağım Pokemon Pyro. Erol geri dön. Git Pyro. Sunflora Ingrain yaptı. Her tur yerden can çekecek. Çok güzel saldırılar var aslında ya. Ingrain falan güzel saldırı bence. Tamam. Yerden işte vitaminler, mineraller topladı. Canı iyileşti. Flamethrower yapıyorum. Sunflora'nın işini bitiriyorum. Tamam. Erol XP'sini aldı. Erol 40 level oldu. Umarım gelişir abi. Umarım gelişir. Başka bir şey istemiyorum. Miltank'ın işini bitirebilecek miyiz? Bakalım Pyro'yla hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Fight. Flamethrower. Güzel. Miltank'ın işini böylece bitirdik arkadaşlar. Pyro 1285 XP aldı. Lütfen geliş. Lütfen Graveler geliş. Geliş de mutlu olayım. Umarım kodlamışsınızdır. Ah be. Neden gelişmiyor ki? Kameramanlar tehlikeli genelde ya. Bu zaten 40 oldu. 40 olmayanları başa alalım. Hop ve kız kaçıranı başa alıyorum arkadaşlar. Son bir savaş daha yapıp bölümü bitiririm. Belki bir de Pokemon yakalarım. O sen Crash'sin. Bizi hatırlıyor musun? Ne kadar güçlendiğini bize göster diyor. 30 yıl. Yine aynı Pokemon'lar. Aslında ikisi de bize çarpı 2 vurabilecek Pokemon. Surf yapıyorum. Veya Confusion yapalım. Gebite'a. Sen de Sonic Boom at Gebite'a. Gebite'ı bitirmek için oynuyorum arkadaşlar. Confusion yaptım. Güzel. Sandstorm yaptı. Kum fırtınası. Tabii ki de Magneton etkilenmeyecek. Kum fırtınası başladı. Süpersonik yapmaya çalıştım. Magneton ıskaladı. Kum fırtınasından canlarımız gidecek. Hızlandırıyorum. Fight. Confusion. Fight. Sen de buna Spark. Spark yaptım arkadaşlar Magneton'a. Güzel. Canın bir kısmını aldım. Not very effective olmasına rağmen. Confusion ıskaladı. Nasıl ıskalar ya? Kum fırtınasından mı? Ha, kum fırtınasında bir ability'si devreye giriyordu. O yüzden olmuş olabilir. Sandstorm yaptı. Bize her tur canımız gidecek. Magneton da Sonic Boom yaptı. Kum fırtınası devam ediyor. Hızlandırdım. Fight Confusion yap. Gebite'a Fight Spark yap. Magneton'a. Tamam. It's not very effective. Confusion bu sefer vurdu ve Gebite'ın işi bitiyor arkadaşlar. Tamam. Herkes XP'sini aldı. Kız kaçıran da aldı. Magneton Thunder Wave yapıyor. Hop çarpıldı. Bu kötü oldu gerçekten. Kum fırtınası devam ediyor. Canımız gitti. Confusion. Spark.
Umarım Magneto'nun işini bitirebiliriz. Bir Pokemon yakalayıp bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Bu bölümde pek fazla gelişme olmadı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada bütün Pokemon'ların çarpılmak zorunda mı? Gerçekten mi abi? Pop çarpıldığı için bir şey yapamıyor. Kung Fitness'ı devam ediyor. Fight Confusion, Fight Spark. Magneto Sonic Boom attı. Hop'un 20 canı daha gitti. Kız kaçıran Spark yapıyor. Ve Magneto'nun işini bitiriyoruz arkadaşlar. Tamam bitsin abi. Şehre dönmek sıkıntı olacak sanırım. Tamam. Röportajcıları böylece yendik. Abi bir şey demeyeceğim size lütfen. Hayır. Bir savaş daha yapacak vaktim yok. Repel'in etkisi bitsin. Ben de bir Pokemon yakalayayım ve bölümü bitireyim. Su Pokemon'u yakalamak istemiyorum. Burada ne çıkacak onu görmek istiyorum. Repel'in etkisi bitti. Bakalım karşımıza ne çıkacak çok merak ediyorum. Yüzük yolunda ne çıkacak? Gligar. Aslında güzel. Toprak ve uçan türü Pokemon arkadaşlar. İş görebilir ama toprak türü Pokemon'umuz var. Uçan türü Pokemon'umuz da var. Yani elektrikten yemiyor. Bu güzel. Ama takımda Erol var. O yüzden pek gerekli olmayacak ama yine de yakalayacağım. Bite yapsam tek yiyebilir. Tek down yapsam defansı yüksek diyeceğim de belki olmayabilir ya. Bilemiyorum. Pokemon değişikliği yapsam tek atmayacak kim var? Yarım vuracak kim var? Ya ölürse de ölür abi. Risk budur. Bite tek down yap. Umarım tek atmam. Güzel, tek atmadım. Recoil'den canım gitti. Harden yaptı. Defansını bir kademe arttırıyor. Çantamdan bir tane Great Ball kullanıyorum ve Gligar'ı yakalamaya çalışıyorum. Ardından bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölümde çok aksiyonlu şeyler olmadı. Yeni bir şehre vardık. Yeni bir kasabaya vardık. Bu kasabada bir GM yok. Ben bir GM görmedim. Poison Sting attı. Bir tane daha Great Ball atacağım. Bakalım neyle karşılaşacağız bilmiyorum arkadaşlar. Pokemon Lobby Destiny süper devam ediyor. Tekrardan Poketopu'ndan çıktı. Abi illa öldüreyim mi? Ne yapayım? Bir tane daha Great Ball salla. Hadi yakalan ya, beni uğraştırma. Onun dışında daha denilecek bir şey yok. Unown mağarasına girdik. Tekrardan görüşüm düştü. Fight. Ultra Ball yolla abi. Yakalanacağım mı, polis mi çağırayım Gligar? 2. Abi ya şaka gibi. Poison Sting. Çantamdan Ultra Ball kullanıyorum. Lütfen yakalan, hadi beni uğraştırma ya. Köşede kal. Yabani olarak kalma. Yani yaşadığın bu hayat sana yeter. Harden yaptı. Bence tek down atarsak tek atmayız. Ama iki kere Harden yapmıştı ya. İki kere Harden yaptı ama be. Neyse arkadaşlar. Üzgünüm. Gligar sevenler için üzgünüm. Gligar'ı yakalayamadım. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oldukça güzel, oldukça eğlenceli, oldukça sohbetli bir bölümdü. Pek bir ilerleme kaydedemedik ama bir sonraki bölümde ilerleme kaydedeceğimizden eminim. Yeni yollara geldik, yeni kasabalara geldik. Oyunun yarısının fazlasını çoktan geçtik. Artık bir hafta içinde veya daha kısa bir zaman içinde Pokemon Lobby Destiny'nin yeni bölümünü koymaya çalışacağım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yoğun bir zaman aralığındayım ve sürekli video koyamıyorum. Lobby Destiny benim için ekstra bir külfet. Ne kadar sevsem de. Ama yani gün içinde ikinci bir videoyu çekmek için zamanım olmuyor bazen. Ama buna rağmen herhangi bir seri yarıda kalmasın diye videoyu koymaya devam ediyorum. Yarıda kesmiyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bölümü izlediğiniz için. Seriye ve kanala destek olmak için videoyu beğenebilir, yorum atabilirsiniz. Daha da deneyecek bir şey yok. Pokemon Lobby Destiny Reign of Legends'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Faygocular.